Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Songhai İmparatorluğu'nun sünni haliyle kaçıncı, dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Dördüncü bölümde ne yapacaktık? Ekonomik yatırım. Yatırım. Ekonomik yatırıma önem vereceğiz. Yatırımımız bitmiş. Devam edelim. Gerçekten yani çok önemli yani Mali'nin önüne geçilmesi için. Mali yıkılacak yani. Biz orada bir savunma yapacağız. Ve olup da onunla savaştı. Ne diyelim? Yani boşu boşuna Mali ekonomik kazandırdın kanka yani. Allah senin. Bak yani ne çabuk yani biraz. Biraz yani. Bu adam 15. farda. İlişkilerimizi iyi tutmak gerekiyor. Ya da direkt Mali ile yani kavga etmeyelim. İki Müslüman devlet kavga etmez. Çok önemli. Saldırmazdık paktlarımızı imzalayalım. Ya ama öyle biz de boş değiliz. Afrika devletler gerçekten güçlendi buralarda. Çünkü bir sürü küçük devlet var. Bir sürü. Bu küçük devletleri yemek iyi bir ekonomi demek. Biz tüm ekonomimizi fetihle sağlamayacağız. Ve ekonomik yatırımlar bunlardan biri olacak. Niamey toprağı gün gelecek dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olacak. Ticaret merkezi diyorum. En önemli ekonomisi burada olacak. Adamlar buradan hesap yapacaklar. Buradan alacaklar. Bu arada bunu fark etmemişim. Yani geçen bölüm çok az dakika olmuş ya. Bir de yani binden fazla bir gelirimiz var. Çok iyi. Kesinlikle iyi. Kesinlikle çok iyi ve naif ya o. Ya oyu fethedebiliriz. Bunu asimile edeceğim de asimile ediyorum. 32 tur yeter. Bence. Gerçekten çok büyüyoruz. Aşırı. Yani ya oyu fethedersek ya bir küfür etme. Bir küfür etme Allah aşkına ya. Bir küfür etme lan. Bir küfür etme ya. Bak diyoruz ki yani iki süper güç olarak beraber birleşen. Sen diyorsun ki ya o fethet. Ya oyu fethet. Gel diyorsun karşıma çık diyorsun. Ben de karşına çıkarım. Ne yalan söyleyeyim karşına çıkarım. Yani kendini karşıda bulma diyorum ben sana. Mali. Songhai İmparatorluğu normalde Mali ile birleşmiş var böyle bir şey konuştum. Yani Songhai İmparatorluğu Mali'yi alırsa şöyle bir şey söyleyeyim. Çağ atlar. Hani çağ atlar yani 27-13. birleşince bir sürü. Ya dünyanın en azından ilk 10 devletinden biriyiz. Ciddi. Evet. 30 bin dukatlık bir para bizim Yao'yu fethetmemiz için gerekli olan para. Ya öyle diyeyim. Yao zaten kolay bir şekilde fethedilecek bence. Çünkü yani karşında dünyanın ilk 26. devleti var. İlk diyorum. 26, ilk 30 devletten biri var. Yani bir zahmet. Bir zahmet yani yenil. Karşımda bulunan devlet güçlü bir devlet değil. Ya.
Evet. Afrika'da birleştirirsek gerçekten çok güzel olacak da çok sert savaş olacak. O yüzden bu küçük küçük devletleri fethedip Mali'ye darbe yapacağız. Plan bu. Plan bu. Gerçekten iyi de para birikiyor. Şu bin olması çok şey ya. Evet. Evet. Yahoo fethedecekken tam aklıma bir şey geldi. Yok. Yok. Durmuş. Yani. İşte. Görmedim. O kadar uğraştım. Yahu yakın. Yahu. Fethetmeye açık toprak. Yani gel diyor, beni diyor fethet diyor. Çok iyi ekonomi de vereceğim diyor. Biz de bunları kıramıyoruz maalesef. Kırmak ne haddimi de. Şurada direkt gidebiliyor muyuz? O buraya 1900 ver, buraya 655 ver. Osmanlı'yı halife korumamış. Ha, halife sözde. Sözde şeriatın başı halifenin kendisi. Bu adam kendini nasıl halife diye biliyor. Halifeymiş. Evet, kolay bir şekilde aldık. Ben bu toprağı 9 orduyla fethedebilecek miyim? Ettim lan. Nasıl ettim? Dalga geçer gibi ordu nerede ki oraya? 9 ordu. Askerlerimiz şehit oldu ya. Aileler bu arada üzülmesin. Aslında basal bırakır. 6'ymış basal. Şu yok. Şöyle. Basal bıraksak. Olmaz. Tüm topraklarını alacağız. Biz ne ekonomimizden kaybedelim ki? Delimiz. Bak. Decemara anlaşması. Bu ilin adı. Hangi ilinin adı? Ha, başkent. Başkent anlaşması ya. Antrenmanlarını öyle bir anlaşmayla. Tabii ki imzalayacaksın kardeşim yani. Sen kim? Bu önemli. Biraz asker kaybetmiş olabiliriz. Askerler prestij abi. Askerler biraz prestij. Yani adamı rahat yendik de. Yani bu kadar da orduyla girmemiz hiç beklenmezdi ya. Lan gösteriş yapamadık. Gösteriş yapamadık. Çok kötü oldu. Ben dediğim gibi Nupe fethedilebilir mi? Nüfussuzsun abi. Şu dağda iyi be. Başkentimiz inşallah ikmal kampı var. Rezillik abi yani. Bizi bunu başkent olmaktan sinir. Evet şimdi yeni bir sefere başlıyoruz. Askerlerimiz tabii yorgunluktan ölecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya böleceğiz. 6'ya 3506'ya böl. 6'ya bölünmüyor abi de. Şöyle yakın bölelim. 500'ü bir şey yapıyor. 500. Tam 500 yapamıyoruz ama. 85 de olur. 485. 540.
aldığı puanın matematik dehası da olması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Fatih gibi olması gerekiyor. O da Fatih. Çabuk. Çabuk yenildim. Çabuk yenildim be Fatih. Daha İstanbul'u almayacağım. Evet. 825 ordumda geldi. Şimdi bunu fethedilmek için tam da aradığımız toprak. Şu da buraya gidecek. Eğer büyük bir mağlubiyet alırsak ki alacağız gibi görünüyor ya. Adamlar bizi yıprattılar. Aa, gerizekalılar. Başkent Minna anlaşmasıyla galiba değil mi? Oha yani oba. Hacım oba. Yani prestij kaybı. Yani hemen gidip alamadık. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Asker de basmadık. Dedik ki basmayalım. Basmayalım. Opa, opa. Ben bu askerle kazanacağını düşünmüyorum. Net. Ha, kazandık. Askerimiz neredeyse yok. 4200 asker kaybettik. 6 dakika olmuş. 5 dakika daha vardı. Hemen Minna anlaşması mıydı? Bak Minna anlaşmasıyla tüm topraklarımı alıyoruz. Songhay İmparatorluğu büyüyor abi ya. Büyüyor. Oha lan ben Mali'yle dost. Yani burada düşman burada dost yani. Osmanlı'yla dost. Ne arayacak? Biz halifeyi sevmiyoruz. Bu arada. Evet, Oya İmparatorluğunu yenebilir miyiz diyecek yani 272 ordu aklıma geldi. O ne ya? Bir sürü ordu kaybetmek. Yani bir sefer için bir sürü ordum. Tüm ordularımın neredeyse hepsini kaybettim. Bir sefer için. Ama önemli olan almam abi. Biz ne olursa olsun aldık. Bu fetih hareketleri, bu cihat hareketleri galiba biraz kızdırmış olabilir Mali'yi. Mali ben cihat yapacağım derken ben onu kesiyorum. O da bana sinirliyor. Anlayışla karşılayabiliyorum. Anlayışla karşılayabiliyorum. Fakat düşen 9. oldu. Ya gerçekten dünya 9. ucu oldu ya. Ciddi ciddi. Biz de 100 bine konulabiliriz. 100 bin. 100 bin. Dur. İlk önce 50 binle ordu üretelim. Ordu lazım abi. İlk önce 13 binle bir ikmal kampı işaret edelim abi. Yani ikmal kampsız bir başkent. Düşünemiyorum. Evet. Asimiteler bazıları olmamış. Onlarla ilgilenelim. Mao sadece galiba. Aynen. O olmamış. Mao. Yap. Ne? Burada bir ihbar kampı inşa edemedik. Abi devam sen. Dünyanın 23. gücüyüz. 1923. Evet 22 yani artıyoruz ya. Çok güzel. 21. olduk. Ne oluyor? Evet. Devlet geldi. 100 bin. 31 olmuş abi. Yavaş 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 yavaş.
İkmal kampı yani şahit bir devletin olmazsa olmazsa nedir dese ben ikmal kampı derim abi. Benim ikmal kampı derim. Başkent için ikmal kampın yoksa sen bir devlet değilsin. Evet, devlet başarılı abi yani yalan söylemeyelim. Ya biz devlet diye değil. Biz devlet olduğumuz için değil ya. Yani şu an hani şu an doğru konuşalım. Ay yüz bilmem kaçtı yani. Sen bu topraklara baksana. Sen bu 38 toprağa baksana. Görüntüsüne bak ve hayran kaldım gerçekten. Gerçekten hayran kaldım ben ya. Bir kul olarak gerçekten hayran kaldım. 10 üzerinden 19 veriyorum. Mükemmel. Mükemmel. Yani devleti yönetiminin kanıtı 16. olmaz yani. Öyle kafasına göre savaş açamayacaklar kardeşim. Öyle kafaları esiyor. Anim şöyle böyle olmaz. Devlet artık büyük bir devlet. Sizin eski devlet değil. Buradan söylemek istiyorum. Beni alma isteyen herhangi bir Avrupalı devlet varsa ben onun karşısında dururum. Onlar bir şey olamazlar. Güzel oldu bastı lan. Dur lan. Ha, burada ordumuz da varmış. Dedim 3 6 bin miydi? Kaç bin? 6 bin oldu diye dinlemeyiz. Bu ordu yeter ya. Ama önemli bir kayıp var ya. Evet, bence para birikmeden direkt Oyo İmparatorluğu seferine çıkabiliriz. Doğru söyledim bu arada. Bu arada çok doğru, çok doğru söyledim. Hayran kaldım. Bir kul olarak. 10 bin ordumuz var. Olmuyor ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 bini 6'ya bölelim. Bin 1500 gibi bir ordu koyalım. Ya daha fazla da öyle yani. Normalde 1600. Aa tam 1600 yapmıştık lan. Oğlum çok az mı koyduk? Ulan. Yok. 6'ya bölmedik mi abi? 5'e bölseydik 2000 koyacaktık. 3 4'e bölmüşüz Allah be. Dur. 10.000'i 4'e bölelim. Çok gerçekten mantıklı. 2500 abi. 2500. Bir şeyler yanlış yaptığımı anladım. Evet, çok gerçekten. Ya son anda matematikte bir sıkıntı çıktı hocam. Hatasız kul olmaz. Ben yine monarşizmi ve destekliyorum sayın kralımızı. Şeriat olacak. Bu savaştan sonra da videoyu bitirelim. Ya ben bu videolar çekince eğleniyorum be. Eğlenince daha çabuk bitiyor bana öyle. Eğlencesi çekince bitmiyor. Sürekli bakıyorum. Kaç dakika kaç. Aferin lan. Beklediğimden daha zordu.
Beklediğinden daha az oldu. Bitirdiniz. Ha, bu bana çok iyi. Çok iyi katkısı oldu. Teşekkür ederim. Dijon Koko anlaşmasına. Yani. Ya, öyle. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya gideceğiz. Aa, dur. Bir taş da iki kuş abi. Bir taş da iki kuş abi. Abi bir taş da iki kuş. Bulabilir miyiz? Bence Songa İmparatorluğu 100 bin ekonomiyi açmış. Kral Hazretleri sağ olsun. Kendimizi övmekten geri durmuyoruz asla. Kral Hazretleri bizi gerçekten bu noktaya ulaştırması bile harika ya. Kral Hazretlerine bağlılığımı bildiriyorum. Ya bir taşta iki kuş ya. Öyle diyebilirim size. Bir taşta iki kuş. Ve tüm topraklarını alabilirim ikisinde. Ya prestij de dediğim budur be. İşte Mali'nin gözünü korkutan bir imparatorluk. Doğru bir imparatorluk. Helal olsun bana. Helal olsun devleti yöneten başkanlara. Başanlıyorum sultanıma. Ve Mali'den vay o iyi kombi düşün arasında varız abi. Bundan önemli bir şey yok. Prestij kazandık. Artık öyle. Mali bize savaş açamaz. Açar, yeniliriz de. Çok kayıp verir. Çok kayıp verir. Mali'nin bir önemli daha haber var. Mali'nin burada yolunu kapattık. Özür dilerim Mali. Ben istedim. Neyse görüşürüz. Gerçekten ilince gerçekten çok uzun video oldu. Kaç dakika oldu? Şu an düşünüyorum 21 dakikadan fazla. 22 dakikadan fazla oldu. Neyse görüşürüz. Bu adam Sundiata Keceta yani silinecek abi. Ha, neyse hoşçakalın.